hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de Stansı Ötesi muazzam bir gen yükseltmeyle karşınızdayım. 1B, 2B, 3B, 4B fark etmez. Ama bu videoya like atın. Çünkü bu videoda ki gen yükseltme için yine 2 ay bekledik. Bu hesapta 2 ayda bir gen yükseltme yapıyoruz. Bu kadar emek, bu kadar bekleme ve Anıl Utku bu hesapta hiçbir şey ellemiyor bu video için. 2 ay boyunca adam hesabı sabit tutuyor ve biz bir anda yükseltiyoruz. Sırf siz bu videoyu izleyebilin diye. Anıl Utku için ve bu videonun güzelliği için, bu videonun yardırması için coinsleri de ben aldım zaten arkadaşlar. Like'ları yardırın ama bak 31 de değil, 100 de değil, 1000 de değil. Bir bakın kaç like olmuş. 1 ve 2 diye yardırın. Çünkü inanılmaz bir video izleyeceksiniz. Ve arkadaşlar eğer bu kanala abone değilseniz ve FIFA Mobile oynuyorsanız, FIFA Mobile 22 falan da oynamayı düşünüyorsanız veya FIFA Mobile ile alakalı, futbolla alakalı eğlenceli içerikler izlemek istiyorsanız bu kanala her gün FIFA Mobile gelmeye çalışıyor ve geliyor da bu arada, kanala bakabilirsiniz. Bence abone olun. Hak ettiğimi düşünüyorsanız abone olun. Çünkü bu kanal FIFA Mobile oynayanlar ve futbol videosu, futbol video oyunu içeriği izlemeyi sevenler için var. O yüzden abone olabilirsiniz. İkinci hesabımızın gen yükseltme oynatma listesi zaten var. O oynatma listesinden baştan sona bu hesapta yaptığımız gen yükseltmeleri izleyebilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar diziliş değiştirme zamanı. Diziliş değiştiriyoruz. Hangi dizilişi yapacağımızı tam hatırlamıyorum ama galiba bunu yapacaktık. 3-4-1-2 yapacaktık. O yüzden 3-4-1-2'yi seçtik ve bakalım kaç gen olabileceğiz, ne olabileceğiz. Hep beraber göreceğiz. Bu arada oyunda yenilenme oldu şu anda. Ve şimdi arkadaşlar 3-4-1-2 dizilişine geçiyoruz. Roberto Carlos artık takımda olamayacak. Kimi artık takımda olabilecek mi bilmiyorum. Kimi olsun raketi çıkartırız. Ve şu anda kadro görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ben şu anda bu kadroya bir transfer yapacağım. Gullit kadrodan şimdilik çıkabilir. Çünkü olabilecek en yüksek deni yapacağız. Ama sonra kadroya daha sonra coins harcayarak düzenleme yaparız. Gullit'i şimdilik ben bir çıkartıyorum. Çünkü arkadaşlar Lautaro Martinez öyle bir geliyor ki. Hem 17 dereceyle hem 110 genle geliyor. Takıma bayağı bir gen katkısı sağlıyor. O yüzden şu anda buraya Lautaro Martinez'i aldık. Werner'le beraber şu anda Martinez bir süre yan yana olacak. Zaten kimyayı falan ayarlamaya çalışacağız. Şimdi stoperlerde bir sıkıntı var. Ve bize stoper lazım. 13 dereceli Brooks var. Şimdilik Brooks'u da oraya koyuyorum öylesine. Ama bakalım Brooks'u tam olarak ne yapacağız. Ve arkadaşlar inanılmaz. Bence bu videonun tamam, Lautaro Martinez müthiş bir transfer ama o benim hesabımda da vardı. Biz bir videoda Lautaro Martinez'i de almıştık. Lautaro Martinez zaten bizde olduğu için arkadaşlar Roberto Carlos yerine buraya bir transfer yapıyoruz. O adamın adı da Eden Hazard. Gerçekten 140 hız, 136 şut, 129 pas, 139 çeviklik falan inanılmaz derecesiyle falan beraber geliyor zaten. Gerçekten manyak durumda şu anda. Hazard harika bir şekilde geldi şu an. Şu anki önceliğimiz gen. Olabildiğince geni fazla yükseltmeye çalışıyoruz. Ve bayağı bir değişim de yapıyoruz. Stoper, başka stoper alacağız. Çok yüksek ihtimalle bu arada. Ona da bakacağız arkadaşlar. Şimdi ben bir Beckham'ı yükseltmek istiyorum. Çünkü Beckham bayağıdır 104 ve bu kadar düşük olması ayıp. Çünkü adamın 3200 var. 2 gen yükseltmesi bile 7 milyon 700 bin coins ama arkadaşlar. Hani en azından bir gen bir bastım. Bir 3 milyon 700 bine bastım. Bu adamı daha yükseltmek lazım. Baksanıza bu adam kaça kadar yükseliyor. Bu adam 111'e kadar yükseliyor da 25 milyon tek adama da yani şimdi arkadaşlar biraz anormal olur. Daha sonra yavaş yavaş her gen yükseltmede yükselteceğiz. Bu bölümde de belki daha fazla yükseltiriz. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar 2 tane kaptan bursu stoperimiz var ve 3. kaptan bursu stoperi almak için pazara gireceğim. Ana sayfaya gireceğim ve pazardan arkadaşlar kaptan burslu bir stoper almak istiyorum. O yüzden de hemen stoper seçiyorum ve bir tane kaptan burslu iyi bir stoper bulacağız. İnanılmaz pahalı olmadığı sürece gerçekten güzel olur ama reytingi bayağı yüksek olsun. Özellikleri de iyi olsun. Güzel bir oyuncu hemen bulalım. Arkadaşlar yeni etkinlikten inanılmaz bir oyuncu bulduk ve bence gayet mantıklı. Kadroya da bayağı güzel gider. Kadroda da bayağı iyi durur. O yüzden şimdi sizlerle birlikte arama kısmına buradan 11,5 milyon yazıyorum. 11,5 milyon yazdıktan sonra kaydet arama dedik. 7 milyona dahi varmış. Fiyatı gerçekten çok iyi, süper. 6 milyon 900 binde yazalım. 5 milyon 800 bin olarak da arattık arkadaşlar. Bayağı bir düşük çünkü fiyatı. Hatta 2 milyonlara bile gidiyor. 5 milyon 734 bine de biz alabiliyoruz ama biraz snipe yapmayı denesek belki alırız. 5 milyon 720 bin coins'e Romero'yu aldık. Gerçekten bunun fiyatı daha da düşer ama zaten 5 milyon aldık. Bence gayet okey, gayet iyi. Ve arkadaşlar Romero'yu kadroya şu anda sizlerle birlikte ekliyoruz. Kaptan burslu 3 stoper yan yana. Bakalım neler yapacaklar. Gerçekten çok merak ediyorum. Ve şimdi arkadaşlar buraya tabii ki ben bir değiştirme değil de bir derece transfer yapabilirim. Ama bütün transferleri önce biraz tamamlamak istiyorum. Ve bu sırada da önce avantajlardan bir gen basacağım ya. Canım bir gen basmak istedi. O yüzden geldim bonus gene. Ve bir tane gen atladım. Bu arada bir böyle gen atlayacağız arkadaşlar. Bonus gene geldik ve bir tane gen atladık. Sıradaki ne kadar istiyor? 10.000 istiyor. 11'i de bastım ya. 15.000'e 2 gen atladım abi. Şu an kaç gen oldu takım?
Kaç gen oldu takım? Hemen ilk 11'e giriyoruz. Kaç gen olduk abi? 178 gen 477 kimya olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öyle bir transfer yapacağız ki teke tek de bu adamı gerçekten çok merak ediyorum. O transferimizin ismi de Adama Traore olacak. Hemen buraya Adama yazıyoruz ve 105 gen yapıyoruz burayı da. 105 gen yaptık ve attık ve 23 milyon falan yazıyor ama tabii ki de böyle değildir. Bunlar bu şekilde yazıyor ama bu fiyatlarda olmuyor genelde. 4 milyon 3.500 yazalım. 3.5 milyona var mıdır? 105 gen Adama Traore 2 milyon 659 bine yeni koyulmuş bir tane buldum ve tak diye çaktım aldım. Adama Traore de kadroda. Hiç boostlara falan bakmadan yapıyoruz bu arada transferleri. Bakalım ne hale geleceğiz. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hemen sağ orta sahaya da geldik ve Adama Traore zaten varmış 14 dereceli bizde. Hiç almamıza gerek yokmuş. 14 dereceli Adama'yı da buraya diktik. Diğerini de satarız. 3 milyon fazladan harcama hakkımız var yani. 97 milyon kalana kadar coin harcayabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar MO kısmına herhangi bir oyuncu alacağız mı? Tabii ki de arkadaşlar. Şimdi muazzam bir transfer geliyor. Zaten spoiler yediniz. Kimi çıkıyor buradan ve Bernardo Silva görüyor ve takım şu anda bu arada 179 gen. Orta sahada bayağı bir boostlar farklı ama en azından Adama ile Bernardo'nun boostu belki aynı olabilir mi diye bir düşünüyorum. İnşallah aynıdır. Ama evet, Adama ile Bernardo aynı boostmuş. Çok güzel. Hazard farklı maalesef. Muhtemelen Kaka ile Werner'in aynı olma ihtimali var mı acaba diye bakıyorum ama evet maalesef değil. Ve Lautaro Martinez çok çok daha farklı. Lautaro Martinez ikinci santrafor. Acaba şey ne ya abi, şeyi çok merak ediyorum ya. Gullit'e bir bakalım. Gullit'in boost'u neymiş? Hemen ona bir bakalım. Gullit ikinci santrafor muydu? Gullit bitiricilik. Abi Gullit ile Werner olsun ya. Lautaro Martinez de aslında 17 dereceli. Yani vallahi kafam karıştı iyice. Mertens neymiş boost'u? Mertens'in boost'u neymiş? Mertens'in de uzaktan şut. Her şey o kadar karışık ki, neyse becerileri 17 yaparız, herkesi gerisine bakarız. Zaten o kadar da var. Werner'i şimdilik koy abi sen. Biz gerisine bakarız. Şimdi arkadaşlar Kaka bu takımda bayağı bir kalacak. Kaka 102 gen şu an ama Kaka'yı biraz yükseltebiliriz. Kaka'ya arkadaşlar artık ben Mane'yi basacağım. Yani Mane'yi kesin basacağım. Mane ile beraber Mane'nin yanında bir de arkadaşlar ya Bakasetas'ı ya Çıkıldao'yu basacağım. Bugün Bakasetas'ı basalım. Bakasetas'ı sonradan takıma alırsak zaten orta saha XP'si basarız ama Kaka'ya 7 milyon 200 bin coins vereceğiz. Biraz fazla vereceğiz ama Kaka bence bunu hak ediyor. Kaka bu kadroda daha kalır. Prime ikon sonuçta. 7 milyon 272 bin coins'e Kaka'yı 107 gene kadar yükselttik arkadaşlar. Ve Kaka 107 gen oldu. Daha da manyak oynayacağımı düşünüyorum artık. Benim ana hesaptaki ofansif orta saha da Maradona, o da manyak. Buradaki Kaka da manyak. Şu an kadro 180 gen 492 kimya oldu. İnanılmaz bir şekilde gidiyoruz. Hemen bir beceri geliştiricilerinden bir yükseltme yapacağım. Kaptanı basacağım abi. Kaptanı basacağım. Ne kadar? Ne kadar? 4 milyon bas. Basacağım çünkü arkadaşlar 3 tane kaptan bir arada. O yüzden kaptanı basmazsak olmazdı. Kaptanı bastık. Şu an 150 milyon kaldı arkadaşlar. Hücum boostu olarak herkes artık tek kaldı bu arada. Gerçekten o kadar çok boost var ki. Neyse ki çeviklik yok galiba. Çok güzel çünkü bir tane ikinci santrafor da mı 3 tane var? Evet, ikinci santrafor da 3 tane var. O yüzden ikinci santraforu da 18'e kadar yükselteceğim. İkinci santraforu da 18'e kadar yükselteceğim. Adama, Bernardo ve Lautaro Martinez gerçekten bayağı iyi üçlü oldular. Ve bunu da yükseltti ve 143 milyon kaldı arkadaşlar. Coins'leri dikkatli kullanmamız lazım buradan itibaren. Gerçekten şu anda kadro bu arada arkadaşlar 181 gen 492 kimya oldu. İnanılmaz hızla uçuyoruz şu anda. Herkes en az 17 beceri olması açısından da Hazard'ı da arkadaşlar yükselteceğim. Hazard'ı da biraz yükseltelim. Biraz fazla coins istiyor ama Hazard'ı da 17'ye kadar yükseltmek de biraz fazla ama. Yani Hazard'ı da 17'ye kadar yükselteceğiz arkadaşlar. Yani artık o kadar da olacak. 3 milyon daha basacağım. Daha da becerilere bir süre ellemiyorum abi. Gerçekten bir süre daha da becerilere ellemeyeceğim. Bakalım bir gen daha atlamış olma ihtimalimiz var mı? Çok düşük ihtimal bu arada ama varsa güzel olabilirdi. Şu anlık yok arkadaşlar. Şimdi şu anda 136 milyon coins'imiz kaldı. Ve zaten artık birazcık derece yükseltme yapacağız. Derece yükseltmeden önce Romero'ya bir derece transfer yapacağız. En yüksek dereceyi transfer ediyorum abi Romero'ya. Kimde var en yüksek? Kimde var? Davis'te 16 var. 16'lı var. Başka daha yüksek yok mu? 16 var, 16 var. 16'dan yüksek yok gibi duruyor. O zaman Davis'ten 16 basacağım ama kim bilir ne kadar basacağız. Kaç milyon? 10 milyon basıyoruz en az herhalde. Bakıyoruz. 12 milyon 830 bin coins. Romero 16 derece oldu. Ama 12 milyon bastık ve coins harcama limitimiz bitti arkadaşlar. Gerçekten coins harcama limitimiz bitti. Ve şu anda kadroya bakıyoruz arkadaşlar. 184 gen olduk bile daha. Yani hiçbir şey yapmamış gibi hissediyorum. Manyak şeyler yaptık ama 184 gen 492 kimyada olduk şu anda. Yani bir rahatlayabiliriz şu an. Ve şimdi arkadaşlar, şimdi avantajlara geliyorum.
Avantajlara geliyorum. Avantajlar. 20.000 gene bastım. Tamam mı? 20.000 gene bastım. Şu an 185 mi olduk? Olduk galiba 185. Evet, 185 olduk. Avantajlara bir daha geldim. Avantajlara bir daha geldim. Bir de max kimyaya geldik. 20.000'de kimyaya bastım. 20.000'de kimyaya bastık. Bakalım şimdi ne oldu? 16 kimya arttık mı? 16 kimya arttık mı? 508 oldu. Bir kimya daha basacağım. Kimya fullerine kadar basacağım abi. Gel abi. 30.000 daha bastım kimyaya. 30.000 daha bastım kimyaya. Şimdi ne oldu? Şu an ne oldu? Hemen ilk 11'e bir daha geldik. Hemen ilk 11'e bir daha geldik. Hiç atmadı. Arkadaşlar şu anda 524 kimya olduk. Ve 524 kimya şu anlık yeterli diyoruz. Bütün avantaj puanlarını şu anda yok etmek için. Son bir 31 bonusken olacak seviyeye geldik. Ve arkadaşlar şu an sizlerle birlikte ilk 11'e girdiğimiz takdirde 186 gen 524 kimyaya ulaşmış olarak karşınıza çıkıyoruz. 186 gen 524 kimya olduk. Gerçekten fena olduk. Ve şu an 13 dereceli bir oyuncuya derece transfer yapabilecek durum var mı? 14 iki tane var ama şu an o 14'leri basmaya gerek yok bence. Çünkü zaten daha yüksek oyuncular gelir diye düşünüyorum. Ama ben bir derece yükseltme yapacağım. Dereceyle bir gen daha atlayalım. 98 artı oyuncu istiyor şimdi Lautaro Martinez. Lautaro Martinez'e basacağım bilerek. Pahalısını basacağım. Yani yükseğini basacağım. Çünkü efsane bir parça da harcayalım biraz. Welbeck'i bastım Lautaro'ya. Kaç gen olduğumuzu bilmiyorum ama bir ara bir gen yükselteceğiz. Yani bir ara bir 187 olacağız. Zaten 187'ye kadar gidiyoruz. İnanılmaz bir gen yükseltme olmuş olacak ve inanılmaz olacak. Şu an 187 olduk. 186 mıydık bu arada? Evet, tek bir dereceyle mi yükseldik şu an? Öyle görünüyor. Evet, full derece yaptık arkadaşlar şu anda. O zaman bu kadroyla bir de teke tek oynayalım. Bakalım teke tekte başımıza neler gelecek. Ve herkes şu anda en az 17 becerisini almış durumda. Herkes bayağı yüksek kendi ama adama Traore'ye bir gen de basılabilir aslında ya. Ama kimi basacağız abi şu an? Basacak kişi yok. 58 tane 100.000 XP var. Ama işte nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir gen atlatsak adama ya 4 milyon coins istiyor. Gerçekten bayağı istiyor. Ve Çıkıldağ'ı bassak süper güce coins birazcık basacak bir şeyler ayarlamak istiyorum. Süper lige süper güç ayarlamak istiyorum. Şimdilik böyle kalsın. Zaten adam full boostuyla adama Traore zaten manyak oynayacak. Herkesin becerilerini de bayağı bir bastık arkadaşlar. Ve inanılmaz bir gen yükseltme oldu bence. Kaleci var mıymış hesapta? Ona da bir bakacağım. Muslera var. Consigli falan var. Yani bu fonda yakında değişebilir ama şu anda 187 gen 524 kimyayla gerçekten inanılmaz olduk. Hemen o zaman arkadaşlar ana sayfamıza geldik ve bir teke tek maç oynayacağız. Bakalım teke tekte başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Teke tekimize girdik ve oynaya bastık. Bakalım başımıza gelecekler nelerin habercisi. Bakalım başımıza neler gelecek. Onu da hep birlikte göreceğiz. Rakibimizi ben öncelikle gerçekten bayağı merak ediyorum. Ondan sonra da neler olacağını gerçekten merak ediyorum. Hemen karşımıza gelecek bazı rakipler. Bizim kadroda 3 tane son etkinlikten oyuncu var. Yeni etkinlikten tabii ki bir tane var. Yeni etkinlikten de bir oyuncu var bu arada. Rakip de 106, 156 gel 368 kimya. Full atak oynayacağım. Yediğim goller de biraz önemli. O kadar stoper aldık. O kadar kaptan boostu, maptan boostu bir şeyler yaptık ama atmayı önemsiyorum. Atabildiğim kadar gol atmayı önemsiyorum. Full atak yapacağım. Hiç defans yapmayacağım. Bakalım önde basacağım falan yani. Bayağı bir şey yapacağım. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak. Bayisi kapanabilir herhalde. Ha, giyin. Kaka. Kaka'dan pas çok güzel. Werner. Werner içeride arkada Martinez var. İçeride bomboş Martinez kafa golü bir tane atayım sadece. Bir daha atmayacağım ama. Bu arada kafa golü atmak da kolay değil o kadar. Demek ki olmayabiliyormuş. O zaman yardıralım direkt abi. Şimdi Kaka. Kaka. Orta. Romero yeni transfer. Nainggolan karşıladı. İki tane yeni etkinlik oyuncusu beraber mücadele etti. Ve Nainggolan burada kazanan taraf oldu. Maldini. Maldini indir onu. Maldini hadi Maldini. Maldini yapma Maldini. Ne yapıyorsun Maldini? Kaleci Buffon'dan mükemmel bir kurtarış. Maldini'nin ne yaptığını anlamış değilim. Beckham hemen Beckham yetişti bravo. Nacho şimdi aldı. Çok hızlı bir hücuma çıkarsak gol atarız bu atakta. Çünkü ben fena gaza geldim şu an Kaka. 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 Kaka gidiyor. Kaka Leite. Sağ alt köşeye. Güzel bir pas Eden Hazard'a doğru. Eden Hazard kontrol. Eden Hazard. Eden Hazard'dan astı Eden Hazard. Mükemmel bir gol Eden Hazard'dan. Kaka'dan mükemmel asist. Ben bu atakta gaza geldim demiştim. Buffon'un kurtarışından sonra bu atakta gaza gelmiştik. Ve yeni transfer Eden Hazard. Zaten kadronun yarısı yeni transfer. Mükemmel bir gol geldi Eden Hazard'dan gerçekten. Ve 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi Lautaro Martinez. Kaka. Aldı topu. Martinez. Pası verdi Werner. Timo. 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 Werner. Kaleci bravo. Kaleci bravo kurtardı ve top kornere çıktı. Kornerden normal gol atmak istemiyorum aslında ben arkadaşlar. O yüzden şöyle Beckham şuraya doğru koşar mı? Yerden atar mısın Kaka oraya? Çok güzel Beckham oraya koşar. Beckham aldı şimdi. Beckham. Beckham. Kaka da açıldı. Kaka'ya verdi. Kaka Leite. Yükseldi. Yeni yükseldi. Kaka yükseltilmiş. Kaka bravo kurtardı. Bravo'dan inanılmaz kurtarışlar.
Kaka da fena oynuyor, manyak oynuyor. Şöyle bir pas atacağım bir yere ama Romero'yu aç, kafalı kaç ya. Romero atar. Romero da yeni transfer. Yeni transferlerden gol show devam ediyor. Yeni transferlerden gol show devam ediyor ve 2-0'ı yakaladık. Gerçekten çok güzel bir gol Romero'don ve 2-0'ı dediğim gibi yakaladık. Bakalım devamında neler göreceğiz. Hep birlikte onu da göreceğiz. Cavani şimdi. Bernardo'dan pas, ilk yarı 2-0 bitti. Bakalım ikinci yarıda neler gelecek başımıza ama bir 3 tane daha falan atabiliriz. Gerçekten kadro manyak olmuş çünkü. Martinez. Beckham çok güzel. Adama Traore. Adama Traore gidiyor. Adama gider zaten. Adama hangi hareketi yapıyorsun? Adama mükemmel geçti. Adama Traore. Buradan atması çok zor ama. Evet zaten arkadaşlar bir kasıntı oldu orada ve ben gidemedim. Sonrasında orada vurayım dedim ama mükemmel top sürdü ya. Zaten Bernardo Beckham Adama. Adama Traore kontrol etti. Adama aldı. Adama bir hareket. Adama geçti. Adama bir plase kaleci. Bravo'dan da inanılmaz. Bu arada Bravo biraz kötü oynasa maç şu an 5-0 falandı. Oy, geliyorlar. Bu arada Buffon'a güveniyoruz artık. Buffon tutacak. Nainggolan yeni etkinlik oyuncusu. Buffon oradan da öyle bir kurtarış mı var? Eline de çarpmadı. Oha inanılmaz. Werner geçti. Werner geçebildin aslında ya. Gerçekten Buffon manyak. Buffon nasıl oynuyor lan öyle? Buffon çok büyük oynuyor bu arada. Buffon gol yemeyeceğim dedi bu maç. Buffon bu maç gol yemeyecek mi? Buffon bu maç gol yedi maç 2-1. Ama yemeyebilirdi yani gerçekten. Helal olsun Buffon'a. Şu ana kadar müthiş bir yani kusursuzdu. Topu. Aa bu arada maç berabere bitebilir. Yapma. Yapma Buffon. Buffon bir kurtarış daha yaptı. Buffon rica ediyorum gol yeme şu an çünkü niye biliyor musun? Ben gol atmam lazım. Hazard kafayla indir. Çok güzel. Nacho alacak mı? Alamadı. Nacho oynayamadı. Ne yapıyorsunuz? Gol yemeye çalıştık ve gol yedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu 6 dakika benim için çok kritik. Ben bu maçı kazanmak istiyorum. O kadar gem bastık. Gerçekten kazanabiliriz. Birazcık önemsemedik ama rakip de gerçekten canice oynuyor. Yazıklar olsun ya. Rakibe sövün arkadaşlar. Maçı kazanamazsak ya hakemin dakika 85'te sarı kart oluyor. Hakemin sarı kart vermesi 3 dakika sürüyor. 3 dakikada bir sarı kart verilir mi ya? Hakemle yumruk yumruğa kavga etse futbolcular yine daha kısa sürer. Adamı aldı şimdi. Adama geçti. Adama bir daha geçti. Adama vur. Adama vurdu. Savunma Hazard çak. Hazard kaleci. Yeter bravo ya tutma artık ya. Bravo'dan bir kurtarış daha geldi. Şimdi içeriye bir orta gelecek. İçeriye bir orta gelecek. Kaka. Maldini kafa kaleci bravo. Bir kez daha kurtardı. Yeter artık bravo be. Tutma be oğlum. Yeter oğlum be. Evet. Beckham'a bir pas gelecek. Beckham'a pas geldi. Beckham. Çok güzel. Beckham. Orta. Beckham. Maldini arka direkte vuramadı. Orada Kaka'da kalsın o top. Kaka'da kalsın. Yapma. Yapma abi yapma. 2-2 beraber etti. Çok heyecanlı. Çok güzel bir maç oldu. Ben 2 gol atmaya çalışıyordum zaten ve 2 tane de gol attım. Oyuncuların hepsi gerçekten manyak oynuyor. Üçlü defansın sıkıntısından ama ya kaleciler de manyak oynadı. Maçın çekişmesine bakar mısınız? Maçtaki toplam gol beklentisi 10 falan herhalde. İstatistik çıkarsalar maçtaki toplam gol beklentisi 10 falan olur. Gerçekten çok iyi oynadık. 2-2 de beraber bitti maç. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence bir zahmet eğlenmişsiniz. Zaten bu dakikaya kadar izleyen herkes videoyu beğenmişsindir. Beğenen de like atsın abi. Beğenmişsin. Bu dakikaya kadar izlemişsin. Herkes like atabilirim. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve bu dakikaya kadar izleyenler için bir şifre arkadaşlar. Yorumlara. Logi yazanlara kalp koyuyorum. Logi. Niye bilmiyorum. Logi yazın. Logi. Logi. Logi yazanlara kalp koyuyorum. O da bu dakikaya kadar izleyenler için bir şifre. Onlara kalp koyacağım. Like de atın ama bu dakikaya kadar izleyenler like atsın. Eğer şu anda abone değilseniz de abone olun. Bildirimleri açın. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Ama oyuncularla alakalı yorum yapmam gerekirse. Martinez'in pasları çok iyiydi. Gol atmadı galiba. Hazard çok iyi. Gerçekten çok iyi. Adama Traore biraz daha iyi olabilirdi. Daha iyi beklerdim. Romero manyak. Stoperlerin hepsi manyak bu arada ama 3 defansta her türlü boşluk veriyorsun. Kaka da iyi oynadı. Herkes iyiydi yani. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.